İyi akşamlar efendim Ortak Akıl'dan. Bu akşam, bugün daha doğrusu 17 Eylül 2013, 17 Eylül 1961'de Türkiye'nin ilk başbakanı Adnan Menderes asıldı. Bugün onun asıldığı gün. Demokrasiden, sivilleşmeden, asker-sivil ilişkilerinden, darbe ihtimallerinden konuşuyoruz. Menderes adı hem aklımızda olduğu gibi son dönemlerde çok daha sık bir şekilde gündeme geliyor, getiriliyor. İsterseniz kısa bir öyküsü var bu işin, onu izleyelim. Daha sonra bu haftaki konuşmamıza, sohbetimize Menderes'in idamıyla başlayalım. Takvimler 27 Mayıs 1960'ı gösterdiğinde Türkiye Güne Albay Alparslan Türkeş'in radyoda okuduğu darbe bildirisiyle başladı. Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Ordu yönetime el koymuş, Demokrat Parti iktidarını sonlandırmıştı. Önce 37 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi kuruldu. Anayasa ve meclis feshedildi. Sonra da tüm siyasi faaliyetler askıya alındı. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve pek çok Demokrat Partili tutuklandı. Yargılamalar Yassıada'da yapıldı. Darbe mağdurlarına kendilerini savunma hakkı neredeyse hiç verilmedi. Junta'nın etkisindeki mahkeme heyeti, Başbakan Adnan Menderes'e hakarete varan sözler sarf ediyordu. Duruşmalar baştan sona skandallarla doluydu. Müsaade buyurursanız arz edeyim. Bu bir defa başsavcı beyefendinin tertibin vukuun muhakkak olduğu esasına istinad ederek irad edilmiş ve tevcih edilmiş. Yargılamalar bitti ve mahkeme Adnan Menderes'le birlikte dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam cezalarını onayladı. 146 Taksim 1. maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına 10 yıl. Yeter Söz Milletin sloganıyla yola çıkan, 10 yılda önemli hizmetlere imza atan, fabrikalar açan, yollar yapan Menderes'le arkadaşları 1961'de idam edildi. Sizlere dargın değilim. Sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Başımı onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, Adnan Menderes, hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmem için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kararı metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Darbeciler ve darbeye teşebbüs edenlerin yargılandığı bu günlerde Türkiye demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyor. Evet, izledik Veteri'yi. Hakikaten hem insani olarak üzünlü hem politik olarak üzerinden çok da uzun süre geçmemiş. Bu anlamda son derece trajedik bir durumla karşı karşıyayız. Ondan bir süre sonra bir başbakanı astıktan sonra bu ülke yine askerlerin yaptığı bir müdahalede bu sefer başka siyasileri, başbakanları tutukladı, gözaltına aldı. Bu adeta 2000'li yıllara kadar biteviye sürdü. 2000'den sonra büyük bir dönüşüm başladı. Bu dönüşümün anlamını da belki 17 Eylül tarihi ifade ediyor. Orhan, istersen senle başlayalım. Bir analım, daha sonra diğer konulara geçeceğiz. Tabii bugün de çok sık vurgulanan bir konu oldu. Özellikle Gezi olaylarından sonra, darbe iddialarından sonra nasıl yorumluyorsun, nasıl bakıyorsun? Ya aslında tabii ya bu rahmetle anıyorum her şeyden önce Adnan Menderes'i, diğer asılan iki devlet adamı politikacıyı. Şimdi tabii yani şu içinde bulunduğu durum bile Türkiye'nin aslında bu sürecin bir süreklilik arz ettiğini gösteriyor. Yani işte devam eden 3-4 darbe ile ilgili dava var. 12 Eylül, Balyoz, Ergenekon,
28 Şubat ve bu davalarda gördüğümüz birçok olay. Belki onu konuşacağız sanıyorum. Rant Dink cinayeti başta olmak üzere devam eden Özal'la ilgili dava, JITEM davaları vesaire. Yani muazzam bir tarih aslında ve ben doğrusu isterseniz 27, yani sol gelenekten gelen biriyim. Yani işte darbe tarihinde 58 yaşlarında ailemden çok insan alındı. Hatta onların bir kısmı Sivas toplama kampına götürüldü biliyorsunuz. Ve tabii o dönemi hayal mayal falan hatırlıyorum ama öyle bir ortamda büyüdük ki o yaşadıklarımızı biz aslında çok yanlış bir belleğin süzgecinden geçirdik. Yani demin de program başlamadan önce aslında espri değildi söylediğim gerçekten. Hani sözü sana vereceğim dediğinde dedim ki ben yani son birkaç yıldır 27 Mayıs'la ilgili olarak ciddi bir işte bilinçlenme veya işte meseleye vakıf olma durumu yaşıyorum. Gerçekten de durum böyle. Yani benim kuşağımdan gelen insanlar biz bunu aslında tamamlanmamış bir devrim gibi görüyorduk. Yani Kürt toplumu söz konusu olduğunda. Şimdi bu son birkaç yıl içerisinde trajedinin çeşitli boyutlarıyla ilgili bir takım hadiselerin, olayların işte senaryolaştırılması, bugün işte bir film var biliyorsunuz, bir dizi film. Bazen de seyrediyorum. Şimdi ve ben mesela kendi hayatımda ilk kez sanıyorum Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu ya da kızıydı. Bir programda seyrettim. Nazlı Hanım yapıyordu programı, Nazlı Rıcak'la. Orada ağladım. Yani yaşananlara ağladım. Adnan Menderes'in yargılanma sürecinde reva görülen muameleleri falan hiçbirimiz bilmiyorduk. Yani belki de bilenler de bu bildiklerini yani kamuoyuyla paylaşma fırsatı elde edemiyorlardı. Çünkü dediğim gibi bu bir kere darbe kültürü ve darbe zihniyeti bir süreklilik arz ediyordu. Yani bugün de aynı şeyleri konuşuyor Türkiye ve Başbakan haklı olarak geçenlerde 28 Şubat süreciyle alakalı bunu biraz ifade etti. Yani bugün de yaşadığımız birçok çalkantının, birçok işte olayın 28 Şubat sürecini hatırlattığını, hep böyle oldu zaten. 12 Mart 27 Mayıs'ı hatırlattı. 12 Eylül 12 Mart'ı hatırlattı. 28 Şubat 12 Eylül. Ve bu şekilde bir süreklilik geldik. İşte 10 yıldır Türkiye darbelerle bir yüzleşme yaşıyor. Yani hem hukuki manada hem siyasi manada. Ve bence halka mal olmuş bu hafızanın belki de Türkiye'de çok açık bir biçimde ve siyasi bir tercih olarak ifade edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani şu Sulağan gezi eylemlerinden sonra başbakanın ortaya koyduğu tavır birçok kesim tarafından eleştirildi. Yani başbakan yurt dışından geldikten sonra miting yapmaması falan gibi tavsiyede bulunan insanlar da oldu tabii. İyi niyetliydi bu tavsiyelerin birçoğu da kabul etmek gerekirse. Fakat başbakan öyle davranmadı ve sonra baktık ki yani o toplanan kalabalıklar bir sloganı benimsemiş gibi görünüyorlardı ve bence de aslında bu slogan Türkiye'nin son 60 yıllık hafızasının ne olduğunu çok iyi ifade eden bir slogandı. Astınız, Adnan Menderes'in fotoğrafının altına astınız, Turgut Özal'ın fotoğrafının altına zehirlediniz. Başbakanın fotoğrafının yer aldığı bölüme de yedirmeyiz. Bu bence yani bir bu konuştuğumuz çerçevede ciddi bir siyasi hafıza ve bu siyasi hafızanın halk tarafından bir biçimde sloganlaştırılması ama çok önemli bir şey olarak da bir veri olarak da sloganlaştırılması söz konusuydu. Bence Türkiye tam da bu durumda yani. Tabii ki aydınlar, işte liberalliği, solcusu falan farklı fikirleri olabilir herkesin ama halkın bu süreçle ilgili düşüncesi bence en iyi bu sloganda ifadesini buldu diye düşünüyorum şimdilik. Peki söyleyeyim. Yusuf sana geçelim. Şimdi 27 Mayıs'ın bendeki yansıması biraz daha farklı. Ben işte muhafazakar, mütedeyyin bir ailenin verdiğim. Bizim evde ve benim tanıdığım hemen hemen bütün evlerde çocukluğum boyunca ve gençliğim boyunca Menderes'ten bahsedilirken rahmetli Menderes diye bahsedilirdi. Babam ara sıra esef ifade ederdi.
bundan dolayı. Babamın birçok tanıdığı, babam zamanında işte İmam Hatip Yüksek İslam Mensubu okumuş, sonra uzun süre müftülük yapmış bir alim bir zattır. Babamın birçok arkadaşının ben hapis yatıp çıktığını hatırlarım. Neden dolayı? İnkılabı tenkit etti diye. Onlar da hoca, camide vaaz verirken inkılaba laf göndermede bulundu diye. Elbette bu göndermeler açık göndermeler değildir muhtemelen, ima yollu ama. Şimdi mesela bu konularla ilgili okuduğum en uzun metin merhum Tevfik İleri'nin eşi, o da merhume Vasfiye Hanım'la mektuplaşmalarıdır. Orada onu okurken herhalde sen Orhan abi diyorsun ya, ben ağladım şeyi dinlerken. Evet. Ben aslında herhalde ağladım derken geç ağladığımı evet ifade etmek istedim. Biraz geç ben, oldu. Ben yani onu okurken defalarca, şimdi bu hanımefendiyi aradım bunu okuduktan sonra. O zaman sağdı. Dedim ki hanımefendi, ben oradaki inkılaptan da büyük bir olayla karşılaştım o kitapta. Tevfik Bey'le sizin aranızdaki olağanüstü aşk. O aşkın önünde saygıyla eğiliyorum dedim. İkimiz de ağladık telefonda. Bu insanların çocukları iş bulamıyorlar. İhtilal olduktan sonra hapiste olanların çocukları normalde çalışıyorlar ama sonra işten atılıyorlar. Senin anan baban yargılanıyor diye. Aile perişan oluyor. Ayrıca orada herhangi bir masraf icap ettiyse, malum ip parasını bile, idamın ip parasını bile o ailelerden istiyorlar. Böyle bir trajedi var. Başka bir şey var. Kardeşim, canın istemiş devrim yapmışsın. Milletini asıyorsun ya. Tamam, bir ahlaksızlık yaptın, bir namussuzluk yaptın. Adam öldürme bari yani. Bir de böyle bir tarafı var yani bu şeylerin. Ben Türkiye'de idam cezasının kaldırılma tartışmaları sırasında benim savunduğum tez şuydu. Elinde böyle bir yetki var diye başbakanını asan bir devlete idam yetkisi verilmez. Kime asacağı belli olmuyor çünkü. Haklıyı da asabilir, haksızı da. Yani asılmayı hak edeni de asabilir, etmeyeni de asabilir. Böyle bir rejime idam etme yetkisi verilmez. Hani idam adalet için belki bir ihtiyaçtır. Böyle bakan çok kimse vardır. İhtiyaçsa bile yahu rejim kime asacağı belli değil yani. Suçsuzu da asıyor. O zaman böyle bir şeye, böyle bir sisteme, böyle bir devlete idam yetkisi verilmez diye zaman zaman yazıp çizmiştim. Bu kendi tarihimizdeki büyük facialardan birisidir. Bu darbeyi kim yaptıysa o yapanlar için büyük bir utanç vesilesidir. Bu darbeyi kim alkışladıysa alkışlayanlar için büyük bir utanç vesilesidir. Ben mesela Bülent Ecevit'in darbe olduğunun ertesi günü muhtemelen o günlerde yazdığı gazetede yazdığı yazının başlığı günaydın. Ecevit'e yük olarak dünyada da ahirette de o yazı yeter diye düşünüyorum. Bu çok ağır bir yazıdır. Çünkü bir darbe yapılıyor ve sen darbeyi günaydın kelimesiyle alkışlıyorsun. Yani bunları sırf şunun için söylüyorum. Birisi bir darbe yaptığında, birisi millete bir düşmanlık yaptığında, yaptığı sıralarda bunu kontrol altına alabilir. İnsanları susturabilir, konuşanı hapse atabilir ama millet bunu hakikaten Orhan Miroğlu'nun söylediği gibi insanlar bunu unutmuyor. Şunu da unutmadım. Meydanlarda, yani propaganda yaptıkları o meydan mitinglerinde Menderes'in adını resmi olarak ilk defa rahmetli Menderes diye anan adam
rahmetli Turgut Özal'dır. Hı hı. Bu da önemli bir şeydir bizim hı. siyasi tarihimizde. Daha önce anmıyordular adını. Menderes'in adını böyle geçiştirerek anıyordular. Menderes'in mirasına konan siyasetçiler. Ama ilk defa Turgut Özal açık bir lisanla bahsini ettiği her yerde Menderes'i rahmetli Menderes diye anmış bir siyasetçidir. Bunlar bile unutulmuyor demek için böyle bir konuşma. Evet, gayet güzel bir konuşma. Ben de güzel bir konuşma yapmaya çalışacağım. Buyurun. Ya herkes çocukluğundan falan başladığı için ben de söyleyeyim. Siz gençliğimden geçiniz. O kadar değil ya Yusuf. Tabii gayrimüslim bir aile. Gayrimüslim ailelerin %90'ı Demokrat Parti'yi tutuyorlardı. Ve bayağı kalbi hislerle öyle diyelim yani tutuyorlardı. Bizim evde de öyleydi. Babam çok siyasetle ilgiliydi ve babam bayağı yıkılmıştı yani. Bütün o mahkeme sürecinde vesaire ve şunu hatırlıyorum. Ben Menderes'in öldüğü gün ne yaşadığımızı hatırlamıyorum. Zaten o sırada İstanbul'daydık ama Yeşilköy'de çocukluğumdan gelen bir hatıra var. Tam darbenin olduğu gün de babam çok kötüydü ve ben de çok üzülmesi gereken bir olay yaşamış olarak sokağa çıktım ve orada sokakta oyun top oynadığımız çocuklardan biri ve en sevdiğim insanlardan birisi benim suratımı görünce ne o siz sevinmediniz mi dedi bana. Evet. Ve ben o anda bunun birden fazla duyguyla olabileceğini fark ettim ve tabii biz de sevindik diye cevap verdim. Ve burada belki de bir gayrimüslim ailenin çocuğu olmanın getirdiği bir temkinlilik hali ya da bilmemenin verdiği bir hani o şeyi o noktayı kurtarmak gibi bir şey vardı psikolojik olarak. Ama bunu hiç unutmadım mesela. Çünkü aslında yalan söyledim. Ve o yalan söylediğim içinde kaç senedir, 50 senedir o hala hafızamda var. Yani çünkü orada ben doğruyu söyleyemedim ben o çocuğa. Ya bu şekilde bir kırılma ifade etti insanlara ve bu birçok ailede de söylenmeyen olarak yaşadı. Yani bugün daha sonra insanların hatırlamasının nedeni aslında tam o anda konuşamamalarıdır aslında belki de. Yani o belleklere işledi, bir yara olarak kaldı ve o yara şimdi söylenerek tedavi oluyor ve tedavi olurken de yeniden ona benzer bir dönemin yaşanma umudunu taşıyor insanlar. Öte yandan tabii madalyonun öteki yüzüne gelirsek de şu var. Ölüm cezası verilmesi bir zorunluluktu bence yapanlar açısından. Çünkü ortada bir şey yok. Yani doğru dürüst ciddiye alınabilecek bir suçlama yok. Zaten birçoğu sonradan böyle komik hikayelere falan dönüştü, mizah oldu. Bir sürü abuk subuk köpek davalarını falan filan hatırlayabiliriz. Dolayısıyla da gerçekten bir çizgi çekme, gerçekten bir mesaj verme adına bu ölüm cezaları verildi ve tabii ki en baştan bence verileceği de biliniyordu. Yani o mahkemeler falan Fazla cezadan tamamen daha fazla idam cezası vermem lazım diye düşünülüyordu. Evet. Yani bu bir müsamere gibiydi ve sonuç o anlamda biliniyordu. Şimdi böyle bakıldığı zaman rejim bir şey söyledi topluma. Rejim ne kadar net bir biçimde bu sistemin kendisine ait olduğunu ve kendisine muhalif olanın nasıl bir noktaya doğru itileceğini gösterdi. Muhalifin linç edildiği bir bakış bu aslında. Muhalifin ne yaptığı, kimliği vesaire önemli değildi. Ve böyle baktığım zaman ben doğrusu İstiklal Mahkemelerini hatırlamadan edemiyorum. Yani bu öyle birdenbire de ortaya çıkmış olan bir hikaye gibi gelmiyor bana. Bunu yapabilmesi bile bir kesimin diyelim ya da işte bir asker yargı ilişkisi içinde ortaya çıkmış olan bir grubun kendisini bir biçimde ideolojik olarak meşru kılacak bir arka planı ürettiğini de gösteriyor ve bu bakımdan da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri var olan
bir geleneğin de uzantısı diye düşünüyorum. Ben konuşmaya devam ederiz istersen. Ara vermemiz için özellikle arkadaşlar rica ediyorlar. Evet, kısa bir ara veriyoruz. 27 Mayıs Menderes, bunu tartışmaya devam edeceğiz.